Ben o gün bu kürsüde olacağım. Yeni dönemde bu kürsüde yine seçileceğim, geleceğim. Ama bana laf atanların bu kürsüde burada olup olmayacağını göreceğim. Ben bugün burada Elazığ'ın 2002 AK Parti'nin Türkiye siyasi hayatına katıldığı günden bugüne kadar bir değerlendirme yapmak istiyorum. Her zaman olduğu gibi yine aramızda AK Parti milletvekilleri arasında yalnızca Zülfü Demirbağ arkamızda. Kendisine de buradan saygılarımı sunuyorum. Elazığ siyasi hayatı AK Parti'nin Türkiye siyasi hayatına girmesiyle birlikte bir değişim yaşıyor. 2002 yılında yapılan seçimlerde ili milletvekili sayısı 5, 4 milletvekilini AK Parti alıyor, 1 milletvekili bağımsız seçiliyor. Bağımsız seçilen milletvekili de şu anda yine AK Parti milletvekilimiz Sayın Tolga Ağar'ın babası Mehmet Ağar. 2007 seçimlerinde 5 milletvekilinin 5'ini de AK Parti alır. 2011 seçimlerinde 5 milletvekilinin 4'ünü AK Parti, 1'ini de MHP alır. 2015 seçimlerinde milletvekili sayısı ilin 4'e düşer. 4 milletvekilini de AK Parti alır. 2018 seçimlerinde ili milletvekili sayısı yine 5'e çıkar. 4 milletvekilini AK Parti alır. 1 milletvekili de Millet İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak ben seçilirim. Diğer taraftan ilimizin toplam 20 belediyesi var. Bunlardan 10 tanesi ilçe belediyesi, 10 ilçe belediyesinin 7 tanesi AK Parti, 3 tanesi Milliyetçi Hareket Partisi. 9 belde var, 9 beldenin yine 6'sı AK Parti'nin. Yani toplamında 20 beldenin, 20 belde ve ilçe belediyesinin 16'sı AK Parti'nin, 3'ü MHP. Bizim bu 20 belediyede bir tek belediye meclisimiz de yoktu. İlk defa bu seçimde merkezden 2 tane belediye meclisimiz oldu. Yani CHP olarak bırakın belediye başkanlığını, belediye meclis düzeyinde bile hiçbir ilçede belediye meclisimiz yoktu. Şimdi böyle bir ilde siyaset yapıyoruz. Bu il AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne kadar inanılmaz AK Parti'ye destek verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'na inanılmaz destek verdi çünkü sonuçlar da onu gösteriyor. Ama dönelim, AK Parti Elazığ için ne yaptı? Esas sorun burada. Yatırımlardan bahsetmiyorum. Yalnızca bir ili siyaseten temsil eden bakan veya siyaseten o ile verilen değerin yansıması o ilden bakan yapılmasıdır. Şimdi çevre illerimizi değerlendirelim. Yani bu kadar AK Parti'ye destek veren bir ile AK Parti ne yaptı? Çevre illerle ilgili değerlendiriyorum. Malatya'dan AK Partili bakanımız vardı. Erzincan'dan vardı, Sivas'tan vardı, Diyarbakır'dan vardı, Bingöl'den vardı. Yani çevre illerimizin hepsinde, komşu illerimizin hepsinden AK Partili bakanlar vardı. Bir tek 1980 sonrası hükümetlerde, kurulan hükümetlerde bakan olmayan tek iktidarlar dönemi AK Parti dönemi Elazığ'da. Mesela Anavatan Partisi iktidar, Anavatan Partisi'nden bakan var değil mi Zülfü Bey? Refah Partisi iktidar, Refah Partisi'nden Ahmet Cemil Tunç Bey bakan. Hayır, doğru bunlar, yani bunlar iddia değil, doğru olan şeyler. Mehmet Ağar Elazığ'dan bakanlık yaptı. Ahmet Cemil Tunç Bey bakanlık yaptı. Bakanlık verilmeyen tek dönem Elazığ'da AK Parti'nin en güçlü olduğu dönemler ve AK Parti dönemleri. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Elazığ siyaseten AK Parti'ye karşı her zaman inanılmaz bir destek verdi. Peki ne aldık? Siyaseten bir şey alamadık. Elazığ tarihinde dönüm noktaları ve kırılma noktaları vardır. Mesela bunlardan birisi, tarihi bir fırsatı kaçırmışız. Elazığ Keban Barajı'nın yapılması. Elazığ Keban Barajı yapılırken verimli topraklarımız su altında kalmış ama ülke ekonomisine bir enerji kaynağının sağlanması ile ilgili dünyada örnek gösterilecek bir proje hayata geçirilmiş. Rahmetli Süleyman Demirel'in başbakanlığı döneminde, genel müdürlüğü döneminde projelendirilmiş, başbakanlığı döneminde hizmete sunulmuş. Milli kaynaklarla. Ama biz o dönemi doğru değerlendirememişiz. Kaynaklarımızı doğru değerlendirememişiz. Kamulaştırmaları doğru değerlendirememişiz. Kente bir değer katamamışız. Şu anda o yatırımın Elazığ'a hiçbir getirisi yok. İkinci tarihi fırsatı ne zaman kaçırdık? Allah Elazığ'ın yüzüne baktı. 2020 yılındaki depremde inanılmaz Elazığ'da hasar gördük. Ama can kaybımız az olur. 3 bina yıkıldı. 40'a yakın can kaybımız oldu ama şehirde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bakanlık 25 bin konut yaptı. Devlet gerçekten Elazığ'a müthiş bir kaynak aktardı. Şimdi kalkıp buradan dersek ki devlet Elazığ'ı mağdur etti, para aktarmadı, vicdansızlık ederiz. Para geldi mi geldi. Kaynak aktarıldı mı aktarıldı. Peki bu gelen paralar ve kaynaklar doğru kullanıldı mı kullanılmadı. Deprem alanları yalnızca barınma alanları olarak planlandı.
bir yaşam alanına dönüştürülmedi. Kent yeniden bir çekim merkezi, bir cazibe merkezi yapılmadı. Şehre yeni bir değer, yeni bir vizyon katılmadı. Yalnızca konutlar yapıldı, müteahhitlik sektörü. Halbuki bu kadar kaynak, müthiş kaynak geldi. Doğru kullanılsaydı Elazığ geçmişte anıldığı gibi Doğu'nun Paris'i olarak yeniden anılırdı. Şimdi gelelim esas meseleye. Yani bu konuşmayı nereden getirdim, nereye bağlayacağım? Üçüncü fırsat önümüzde. Elazığ için eğer bu üçüncü fırsatı değerlendirebilirsek Elazığ geçmiş yıllarına geri dönebilir. Eğer bu fırsatı da kaçırırsak bu da yine bir Allah vergisidir. Bu kürsüde bu konuyla ilgili buradan defalarca konuştum. Nedir konu? Sayın milletvekillerim, ben size de hayret ediyorum. Yani grup ayrımı yapmadan hakikaten hayret ediyorum. Çoğu zaman burada bakıyorum. Yani Türkiye ekonomisini çok ilgilendirmeyen bir ihaleyle ilgili, bir konuyla ilgili tartışmalar, kavgalar çıkıyor. Ama 30 milyar dolarlık en az, bakın en az 30 milyar dolarlık bir alanın, maden alanının ihalesiyle ilgili süreci anlatıyoruz, anlatıyoruz, anlatıyoruz. Buradan yürüyor, buradan çıkıyor. Hakikaten hayret ediyor. Yani bu bir yol değil, bir köprü inşaatı değil. En az 30 milyar dolarlık bir rezerv alanı, en az. Buradaki konuşmalarımız sonucunda İlimizin milletvekillerinin ayrım yapmadan hepimizin emeği ve katkısı var. Tüm parti milletvekillerimizin, AK Parti milletvekillerimizin de. Tüm belediye başkanlarımızın, siyasi parti il başkanlarımızın, herkesin emeği var. İhale iki defa iptal edildi. Daha doğrusu ertelendi. Ertelenme gerekçesine şartnamenin revize edileceği, katılımın daha yüksek olması, ihalenin daha şeffaf olmasına yönelik. En son yine ertelendi. Şartnameler değişiyor. Eski tas, eski hama. Değişen bir şey yok. 30 milyar dolarlık bir ihale süreci, Elazığ bu süreci doğru yönetirse, rödevans sistemiyle bu ihale yapılırsa Elazığ'ın yararlanır. Yoksa bu da Elazığ için nasıl Keban Barajı'nı, nasıl deprem sürecini doğru yönetmedikse bu süreçte Elazığ'ın lehine döneliş bir süreç olmayacak. Ayrıca kamu yararı da yok. Yani kamu yararı da yok. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin, tarihimizin en büyük maden rezerv alanının tespit edildiği ve Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihalesi. En büyük ihalesi. Ben bu kürsüden iki dosya hazırlamıştım. Bir dosyayı AK Parti Grup Başkan Vekiline verdim. Bir dosyayı Özgür Özel Bey'e, kendi partimi Grup Başkan Vekiline verdim. Ve dedim ki ihaleden sonra bu dosyayı açın. Bu ihalenin kimin alacağına dair iddialarla ilgili söylemler bu dosyada var. Şimdi ayın 21'inde ihale var. Bakacağız. Bu ihaleye kaç kişi katılacak? Katılabilecek olan, cesaret eden var mı? Ve ihale kim alacak? Öyle değil mi Zülfü Bey? Haksız mıyım? Elazığ'ın gerçeği bu. Elazığ'ın gerçeği, sizi zor duruma sokmak için söylemiyorum. Alakası yok. Elazığ, bak Elazığ'ın gerçeği bu. Şimdi gelelim önümüzdeki sürece. Sizin aslında Elazığ ile ilgili, ya biz zaten hizmet yetsek de etmesek de, o kentle ilgilensek de ilgilenmesek de, bakan versek de vermesek de zaten bize oy verdiler. Kime verecekler? Vallahi bugüne kadar doğru. Bak bu tespit doğruydu. Bugüne kadar Elazığ halkı sandığa gittiği zaman hizmet edilsin edilmesin, hiçbir şeye bakmadan şartsız ve koşulsuz AK Parti'ye oy verdi. Ama önümüzde yapılacak ilk seçim sonuçlarının Elazığ ile ilgili ben bu kürsüden açıklamak isterim. Bakın ilimizin 5 milletvekili var. Siz bizi böyle boşa alın, Elazığ adam yerine koymayın, bildiğimizi yaparız deyin. Bakın Elazığ ne yapacak? Ben yapacağı bugünden söylüyorum. İddiaya giren herkes de iddiaya girin. Bir milletvekili İYİ Parti'nin, bir milletvekili MHP'nin, bir milletvekili CHP'nin, bir milletvekili AKP'nin, 5. milletvekiline de yarışacağız. Bunu da bırakmayacağız. Bunu da biz yarışacağız aramızda 5. milletvekilini. Bunu da yarışacağız. Şimdi mesele siyaseten gerçekten Elazığ yok edilmemeli ve yok görülmemeli. Bu kentin değerleri var. İddiaya giren herkesle girer. İddiaya giren İYİ Parti'nin bir milletvekili, MHP'nin bir milletvekili, CHP'nin bir milletvekili, bir milletvekili AK Parti'nin. 4 milletvekili bire düşer. 2. milletvekili için de yarışacağız. Ben o gün bu kürsüde olacağım. Yeni dönemde bu kürsüde yine seçileceğim, geleceğim.
Ama bana laf atanların bu kürsüde burada olup olmayacağını göreceğim. Ben burada olacağım ama sizin burada... Tamamlayalım lütfen Sayın Erol. Bu düşüncelerle saygılar sunuyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Saygılar sunarım. Sataşma yok.